Evet merhabalar 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak serisinde analizlerimize hedefe ulaşana kadar gün bazı devam ediyoruz. Şöyle bir haberlerden başlayalım. Teknoloji patronların hisse satışları hızlandı. Burada Amazon, Meta, Palantir'in patronları yılın ilk çeyreğinde kendi şirketlerinde önemli düzeyde hisse satışı gerçekleşti. İşte tabii ki Amerikan borsalarında bu satışlar Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Peter Thiel olmak üzere teknoloji şirketinin CEO'ları yılın ilk çeyreğinde kendi şirketlerine hisse satış yaptı. Evet tabii ki burada bu hisse satışları mevcut piyasalarda önemli artan piyasalarda patronların bu tarz hisse satışları esasen hisselerin baskılanmasına sebebiyet verebiliyor. Biz de benzer durumlar zaman zaman hisse senetlerinde gözlemlenebiliyor. Analiz etmiş olduğumuz Senepam hisse senedinde de 2023 yılının son çeyreğinde hisse satışı meydana gelmişti. Esasen hisse senedi yukarı doğru sert bir şekilde hareket ediyordu. Trend yüksekte 200 TL'yi de geçecek gibi gözüküyordu. Fakat burada 170 TL ile 200 TL arasında senepam hisse senedi ile ilgili satış pozisyona geçmişti patronlar. Dolayısıyla burada bu tarz satışlar hisse senetlerin yukarılara doğru hareket etmesini bazen zorlaştırabiliyor. Reddit'ten hızlı başlangıç ABD'de son dönem dikkat çeken halk arzı Reddit'in. İlk işlem gününde %48 prim yaptı. İşlem günü sonunda oluşan kapanış fiyatı şirketin değerlemesinin 8 milyar dolar çıktığını gösteriyor. Evet Dolayısıyla sadece bir web sitesinin sadece bir sosyal paylaşım platformunun bu tarz yüksek bir piyasa değerine sahip olması oldukça enteresan hususlardan en azından benim açımdan mevcut durumda. 59.8 dolar hisse senedi bugün itibariyle görmüş olduğu fiyatı Amerikan borsalarında işlem görür reddit. Evet bankacılık endeksi %1.45 bugün yukarıya doğru hareket etti. 10920 seviyesine çıktı. Özellikle faiz artışından sonra da bankacılık endeksi hisse senetlerini yukarılara doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Evet Borsa İstanbul 500 endeksi %0.98 aşağılara doğru hareket etti. Bugün özellikle son 3-4 saat hisse senetlerinde satışlar geldiğini gözlemledik. Evet Borsa İstanbul 100 endeksi de %0.9 aşağılara doğru hareket etti. 9029 seviyesine geriledi. Dolayısıyla benzer şekilde Borsa İstanbul 500 endeksinde Borsa İstanbul 100 endeksinde son 3-4 saat hisse senetleriyle ilgili satışlar söz konusuydu. Evet tabii ki bugün BOFA'nın bu 1.15 milyarlık alışına rağmen hisse senetleri genel çerçevede aşağılara doğru hareket ettiğini gördük. Borsa İstanbul 100 endeksinin geçmiş verilerine baktığımızda vakit daha evvel 9400 seviyelerini geçememişti. Buradan tepki gelmişti. 9300-9400 seviyeleri hisse senetlerinin zorlandığı seviyelerde daha evvel de 26 Şubat tarihinde 9406 seviyesinden aşağı doğru hareket etmişti. Sonrasında tekrardan 11 Mart tarihinde 9368 seviyesinden aşağılara doğru hareket ve bugün de 9335 seviyesini gördükten sonra en düşük seviye olan gün içerisindeki 9029 seviyesinde BİS endeksinin kapattığını gözlemledik. Daha olarak 9300 9400 seviyelerini Borsa İstanbul 100 endeksinin geçemediğini gördük. Eğer geçerse de ön açık olabilir. BIST endeksi seçim öncesi beklentimiz mesela 10000 seviyesinin üzerine doğru hareket etmesi yönünde. Halkar hisse senetlerine baktığımızdaki bugün %1.36 aşağılara doğru hareketle 103.000 seviyesine geriledi. SPK bültenine baktığımız vakit son SPK bülteni 21 Mart 2024 Perşembe günüydü. Entera Yenilenebilir Enerji Halk arzı Söz konusu. Talep toplama tarihleri belirlendi. 27, 28 ve 29 Mart tarihinde talep toplaması söz konusu olacak. Burada tabii ki tahmin olarak bireysel yatırım sayısının yine 3 milyon 4 milyon seviyelerinde olacağını öngörebiliriz. Halk arzı sonrasında da 369 milyonluk lot dağıtımı söz konusu olacak. Burada maksimum yine 1000 TL seviyelerinde halkar sonrasında hisse senedi sahibi olabilir. Yatırımcılar tahmin olarak 500 TL ile 1000 TL arasında lot dağıtımı söz konusu olacaktır. Evet Avrupa kent gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senedine baktığımız vakit 2023 yılının son halkar hisse senedi hala halkar fiyatının üzerine çıkabilmiş değil. Bugün de gün başında hızlıca yukarı doğru hareket etmişti. Sonrasında hisse senedi ile ilgili iş yatırımı ciddi bir satış pozisyonu vardı yaklaşık 100 bin not 47-48 TL seviyeler arasında satış yaptığını gözlemledik ve hisse senedi de 45 TL'nin aşağısına en düşük seviyede kapattığını gördük. Evet yine Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından devam edelim. Halkarz gelirleri ile ilgili burada 180 Halkarz gelirini yatırım finansmanında 120'de Şişli projesi finansmanında kullanacakmış. Halkarz maliyeti de Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 126 milyon seviyelerinde olduğunu gördük. Yani 2023 yılında 2024 yılında halka arz bir firmanın halka arz maliyetinin yaklaşık olarak 100 milyon seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Odin teknoloji hisse senedi bugün de tavanlarına devam etti. Rahat bir şekilde hisse senedi merdiven hareketine devam ediyor. Üçüncü tavanını yaptığını görmekteyiz. Evet burada Pasifik Teknoloji hisse senedi Odin Teknoloji hisse senedinden yani evvel halkardeden hisselerden de 35 TL'den halkardeden hisse 193 TL'ye kadar çıkmıştı. Benzer bir tren Odin Teknoloji hisse senedinde de gözlemlenebilir. Evet Pasifik Teknoloji hisse senedi 138.2 TL'den günü noktada %3.68'lik artışla ilk aşamada haftalık olarak hisse senedinin hareketine baktığımız vakit 150 TL-160 TL arası hisse senedinin hedeflemesi tutulması gereken seviyeler olduğunu görmekteyiz. Senepam hisse senedinin şöyle bir aylık hareketine baktığımız vakit hisse senedinin dip noktaları tepe noktalarını birleştirdiğimize karşımıza çıkan formasyon gereğince hisse senedinin artık yavaş yavaş yukarıya doğru kırmasını beklemekteyiz. Şurada üçgen formasyonu gereğince hisse senedinin şurada tabii ki te zamanı olarak ifade edebileceğimiz zaman periyodunu kestirim zor fakat burada T zaman sonra hisse senedi yukarı doğru hareket etmesine bekliyoruz. Benzer şekilde 2 aylık hisse senedi hareketine baktığımız vakitte aynı grafiğin biraz daha eksen olarak uzun halini görmekteyiz. Hisse senedinin biraz daha T zamanı 2 aylık süreç açısından değerlendirildiğinde uzamış oluyor. Şurada yine üçgen formasyonu gelince yukarı doğru hareket etmesine Senepamisi seni bekliyoruz. 173. gün portföy özetine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 470.629 TL. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.